Yani şöyle, şimdi bütün hukuk sistemlerinde tutuklu veya hükümlülerin aile ve avukat görüş hakları çizilmiştir ve mutlaktır bu haklar. Burada Türkiye'nin de hem kendi iç hukukunda hem de tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerde hem tutuklu veya hükümlülerin aile görüş hakkı hem de avukat görüş hakkı teminat altına alınmıştır ve mutlak bir hak olarak verilmiştir. Şu an mevcut sistemde Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecrit sistemi özel bir sistemdir ve yani kişiye özel bir sistem. Bu tecrit sisteminin hani dünyada bir eşi veya benzeri bulunmamakta ve aynı zamanda bu tecridin uygulanmasını yasal kılabilecek bir düzenleme de bulunmamaktadır. Yani dolayısıyla tecrit zaten başlı başına yasal değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararları bulunmakta. Yani burada şunu aslında dile getirme gerekebilir. Hem Türkiye'nin kendi infaz rejimi göz önünde bulundurulduğunda, yani Sayın Öcalan için bir artık tahliye durumu söz konusu olacak. Çünkü Türkiye'nin infaz rejimine göre hapishanede geçirmesi gereken sürede dolmuş bulunmakta. Yani bu sebeple de aslında tahliye olması gerekiyor. Ya öte yandan tahliyelerin yapılmaması, avukat görüş hakkının sağlanmaması, aile görüşünün yapılamaması, bunlar hepsi ayrı ayrı kendi içinde birden fazla suçu da teşkil etmekte. Yani kendi döneminin infaz rejimine göre tahliye olması gerekiyor ve bu tahliyenin sağlanmaması da açıkça kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması suçunu ortaya koymakta. Yani uluslararası güçler ya da kurumlar diyelim, CPT gibi, işte Birleşmiş Devletler gibi, Avrupa Birliği Parlamentosu gibi kurumlar maalesef ki günün siyasi koşullarına göre hareket etmekteler. Bu sebeple kendilerine verilmiş olan rol ve misyonu bağımsız ve tarafsız bir şekilde yerine getirememekteler. Bunda da bahsettiğimiz gibi hem işte Orta Doğu'da Türkiye'nin konumu, yine Orta Doğu'daki savaş politikalarının devam ediyor olması, bunlar göz önünde bulundurulduğunda uluslararası kuruluşların Türkiye üzerinde bir yaptırım uygulamamasının sebebi de siyasi atmosfere göre davranıyor olmalarıdır. Su grevine giren mahpusların talepleri açık ve nettir ve meşru taleplerdir. Bu talepleri şöyledir: Kürt sorununun demokratik çözümü ve tecridin kaldırılması, Sayın Öcalan'la görüşmelerin sağlanmasına yöneliktir. Bu talepler gayet meşru ve demokratik bir toplumda gerekli olan şeylerin talep edilmesidir. Bunların zaten olması gereken şeylerdir. Bunlar maalesef yerine getirilmediği için mahpusları böyle bir yola başvurmak zorunda kalmışlardır. Burada aslında diğer hani toplumun tüm kesimleri, insanlar da bu talepleri görmezden gelmemeli, bunu değerlendirmeli ve bu taleplerin haklı ve meşru olduğunu anlamalı ve gereğini yerine getirmesi için de kendi açılarından, ellerinden geleni yapmaları ve gerekli adımları da atmaları gerekmektedir. Tecrit aslında hani bütün alanlara yayılmış durumda. Hukukta, siyasette, ekonomide, günlük hayatın içerisinde, düşünce ve ifadeleri dile getirmede bile bir korku iklimi yaratılmış ve insanlar da bu korku iklimi içerisinde hareket etmekte veya düşüncelerini dile getirmekte. Sürekli bir baskılama ve sınırlama durumunu ortaya çıkarmış bulunmakta. Bu durum bütün kesimlerce dile getirilmesi gerekiyor. Yani burada çekinilecek veyahut korkulacak bir durum da söz konusu değildir. Tamamen yasalara, uluslararası anlaşmalara aykırı bir durum söz konusu. Yani bunu dile getirilmesi meşrudur, hukukidir,
dile getirilmemesi aslında meşru değildir, hukuki değildir. Ha, bu sebeple hem hukuk kesim, hukukçuların hukuki alanda faaliyet yürüten kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, baroların, hatta yani Adalet Bakanlığı'nın bile bunu dile getirmesi gerekir. Neticede hapishaneler Adalet Bakanlığı'nın sorumluluğu altındadır ve burada gerçekleşecek olan bir hak ihlaline, hak ihlalinden Adalet Bakanlığı da sorumludur. Bu sebeple bakanlığın da gerekli girişimlerde bulunması gerekiyor ve hukuksuzluğu ortadan kaldırması gerekiyor. Bunun dile getirilip tecrit sistemine son verilmesi için de herkesin elinden geleni yapması gerekmektedir.